1950'den beri CHP iktidarda yok. 73 senedir yok. 6 sefer iktidara gelmiş, altısında da bir dakika, altısında da koalisyon kurmuş. Hala da başına taş düşse CHP diyor bunlar. Gökten beyinlerine var ya, yıldırım düşse diyor CHP, CHP. 3 ay önceki zamları, kuyrukları unutuyorlar. 50 sene önce, 40 sene önceki yok efendim işte kuyruklara giriyorduk. Yok tüp kuyruğu, gaz kuyruğu bilmem şu bu. O dönemde kuyruklara girildi, şimdi doğrudur. Şimdi kuyruğa giriyorsun biliyor musun? Mağazalarda şimdi marka elbiseler kuyruğuna, marka ayakkabı kuyruğuna giriyorlar. 73 senedir CHP iktidarda yok. Hep 73 senedir sağ parti ülkeyi yönetti. Ülkenin de geldiği durum burada. Siz devam edin, tamam vermeye. Bu ülke elden gittikten sonra anlayacaksınız. Yeni bir atatı da zor çıkacak, tamam mı? Siz Kılıçdaroğlu'na biz de Erdoğan'a oy vermeye devam edelim. Sıfırdan külünden yaratılmış bir ülkeyi kuran adamı hala kötülüyorsunuz. Bak saltana sürüyor, saraylarda şunu yapıyor. Evine ekmek götüremeyen saraya alkışlıyor. Saraya diyorsunuz Atatürk kimdir? Allah'tı mı? Atatürk'ü yargılaydı. Söyle ben onu biliyorum. Öyle demedim ya. Öyle burada demedim. Başka yerde konuştum ben biliyorum. Atatürk'ü ortaya getirme. Kimse öyle tartışmadı ya. Külünden yaratılan bir ülke kurulmuş. Kimse Atatürk'ü tartışmadı ama öyle yanlış konuşma. Bir dinle. Külünden yaratılmış bir ülke kurulmuş. Sen bıraktın mı kaçacaksın? Bak dayı çağırırım devreye. Bir dakika bir kelime. Ya bir şey dayıya söyleyeyim de bak. Biraz elini vicdanına koy konuş. 73 senedir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda yok. Hep sağ parti yönetti. Geldiğimiz durum da budur. Bak gördün mü? Güzel söz. Bir dakika dur. Şu an 20 senedir AK Parti yönetiyor. 7 milyon deist atayı süredi. Bu da senin din kardeşim. Onu da iyi değerlendir. Hadi. Gitmeden dinle. Bir dakika gitmeden dinle. Bir dakika dayı müdahale etme ama. Bir dakika dur. Gel. Sana bir şey soracağım. Hani diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi hiç iktidar olmadı bu ülkede. Bak ama dinle bir dakika. Bir daha baba bir dinle. Ya baba bir dinle ya. Ama dur müdahale etme ya. Bir dakika dinle. Abi bak yine söyleyeceğim, ben tarihine konuşacağım bak. Yani şimdi ezber konuşmayacağım. 1977, 78, 79. Bir saniye ama sözüme müdahale etme. Bak tarihine söylüyorum. Herkes internette girsin baksın. Hiçbir zaman tek başına ama olmadı. Dur bir saniye dur abi. Erbakan'dan şundan bundan. Abi bırak konuşayım bak. 1977, 78, 79. Cumhuriyet Halk Partisi Ecevit. Tek başına iktidar. Herkesin elinde telefon var. İnternete girsin. Bak dur sözün bitsin abi, müdahale etme. 77, 78, 79'una baksın. Cumhuriyet tarihinin yönetemedileri en büyük krizi bu ülkede. Yaşattılar. Kenan Evren geldi darbe yaptı. Askeriye el koymak zorunda kaldı. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Bir saniye. Bir dakika 80'de oldu ya. 77, 78, 79 dedim ya. 80'de darbe oldu. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidardı. Ecevit bir dakika dur. Bekle ya bekle bir. 90 bir saniye dur. 99'da yine Cumhuriyet Halk Partisi iktidar. Bir saniye dur. Yardım bir saniye dur ama ya. Ya sözünü bitirme. Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi. Necdet Sezer'i gittiler tombalada çekti getirdiler. Cumhurbaşkanı yaptılar mı? Bir saniye dur. Yazdı törenle. Kurban Necdet Sezer. Tamam okey. Bir dakika. Malatya'nın kayısısı. Arkadaş bir saniye. Bir tane anayasa kitapçığını fırlattı Bülent Ecevit'e. Cumhuriyet tarihinin en büyük krizi oldu mu? Aha biri daha geldi. Bir dakika. Buyur babacığım. Tamam. Ben Malatyalıyım, Depen Cede'yim. Bir dakika. Baba böyle dön, kamera çeksin baba. Tamam, bak şimdi. Ben sıfırın altında 9 derece soğuk yoğun kar yağışının altında ben 4 gün ne ekmek ne su. Bunların neyine inanıyorsun? Ben sana bir şey demiyorum ki. Ya ama siz şey gitti orada %71 oy aldı. Malatya'nın kayısısı. Yok onda yok etti. Vallahi yok etti. Şu sözün bizi kurban olsun. Bak yinesi 1990'da Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomi krizi oldu mu? Kemal Derviş'i ithal ettiler mi Avrupa'dan, getirdiler mi? Ekonomi Bakanı olarak. Bu da Mehmet Şişe'ye getirdi. Tamam okey. Cumhuriyet tarihin en büyük kazığı attı mı? Bak o tarihidir. 99 krizinde Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar olan zarar ne? 63 milyar TL o tarihte. Zarar verdim Türkiye'ye. 16 tane banka battı mı? Bütün dükkanlar kapandı mı? Esnaflar intihar etti mi? Zarar ettiler mi? Zengin zengin oldu, fakir fakir o gün oldu mu? Bir saniye dur. O gün tarihte yine millet böyle sokaklarda, ben o dönemde emlakçıydım. Millet dedi kimse daire alamaz, araba alamaz, hiçbir şey olamaz dediler. Millet yine aldı. Yine piyasa ekonomi düzeldi. Araba da aldı, ev de aldı, bekar da ev. Gençler hepsi de evlendi. Bundan sonra da evlenecekler Allah'ın izniyle. Hepsi evlenecek. Şu an alabilir miyim?
Allah merak etme. Beyi, ya bunlar bekar mı kalacak? Öbür yere Togu'da. Beyi, 14 sene bak şimdi. 14 sene çalışması lazım ki atsız olur. Abi bu nereye gitti? Bu para nereye gitti? Abi bu paraların nereye gitti? Bakar mısın? Şeker var. O da yok. Onu da içine geri koyun. Yani biraz önceki söze değil mi hani? Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olmuş. Hep başarısız olmuş. Hep ekonomik krizi yaşatmış. Ben tarihle konuşuyorum. Ezber konuşma. Göster bana tek başına. 77, 78, 79 git. 74'te Ecevit tek başına iktidar olmadı mı? 4 yıl hükümet. Olmadı. Erbakan'la. Koalisyon kurdu 74. DSP işte. Yani Ecevit Cumhuriyet Halk Partisi'nin kardeşi ya. Birbirinden ayrıldılar abim. Ne fark eder? AK Parti'nin, Refah Partisi'nin bir farkı var mı? Aynı. İkisi de ikiz kardeş.